Türkiye Avrupa'da şampiyon oldu sevgili izleyiciler. Şimdi Avrupa şampiyonası yok, kupa maçları yok. Nereden çıktı bu şampiyonluk diyorsunuz sanırım. Daha fazla meraklandırmayalım ve söyleyelim. Maalesef Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edilen ülkeler arasında şampiyon oldu. Avrupa Birliği'ne girmek için büyük uğraş veren Türkiye birlik üyesi olamadı belki ama İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirbaş davalısı olarak Avrupa'ya dahil oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde her yıl hakkında daha fazla davanın görüldüğü Türk Devleti 2008 yılında da en çok şikayet edilen ikinci ülke olarak unvanını korudu. Strasbourg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin olmazsa olmazlarından biri haline gelen Türk Devleti, geçtiğimiz 2008 yılında da en çok şikayet edilen ikinci ülke oldu. Strasbourg Mahkemesi gündeminde bulunan 97 bini aşkın başvurunun yaklaşık 11 binini Türkiye'ye karşı yapılmış şikayetler oluşturuyor. Rusya ise mahkemenin en önemli müşterisi. Bu ülkeden gelen başvuru sayısı 26 bini geçmiş durumda. Türkiye 2007 yılında da hakkındaki 9.150 başvuruyla Rusya'nın ardından ikinci sırada kapatmıştı. Toplam başvuru sayısında Rusya ve Türkiye'yi sırasıyla Romanya, Ukrayna, İtalya, Polonya, Slovenya, Almanya, Moldova, Fransa, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti izliyorlar. İstatistikler Türkiye'nin 1998-2008 döneminde mahkemenin hakkında en fazla karar açıkladığı ülke unvanına sahip olduğunu da gösteriyor. Mahkeme bu dönemde Türkiye'ye karşı açılmış 1858 davada karar açıkladı ve bu kararlardan 1605'inde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararlarının büyük çoğunluğunu adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ilgili davalar oluşturuyor. Türkiye'yi bu sıralamada İtalya, Polonya, Fransa ve Rusya izliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2008 yılı nihai bilançosu gelecek hafta Strasbourg'da açıklanacak.